Bugün 29 Mart 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili adayı Hakan İnci, milletvekili olması durumunda Edirne'de bir irtibat bürosu kuracağını ve bir danışmanın büroda bulunarak halkın sorunlarını dinleyeceğini açıkladı. Alışılmışın dışında bir milletvekilliği yapacağının altını çizen İnci, eğer milletvekili kısmet olursa bundan sonra milletvekili adayı olmak o kadar kolay olmaz. Çünkü çıta çok yükselecek, bu konuda çok iddialıyım dedi. Şunu da ben buradan tekrar biraz iddialı olacağım artık. Yani bu saatten sonra iddialı olmak gerekiyor. Şu ana kadar benim yaptığım birçok işi birçok aday arkadaşımız hayal bile edemez. 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili adayı Hakan İnci, kente bulunan bir işletmede düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uzun yıllardır çeşitli kademelerde siyasetle uğraştığını belirten İnci, iş insanı olarak da kente büyük yatırımlar yaptığının altını çizdi. İnci, bugüne kadar edindiği tecrübeler ışığında kente daha geniş kaynaklar yaratmak amacıyla milletvekili adayı olduğunu ifade etti. Ben şu anda bu tecrübelerimi, bu edinimlerimi milletvekili olarak şehrimin geneline daha geniş kaynakları yaratarak vermeye hedefliyorum. O yüzden milletvekili adayıyım. Artı biliyorsunuz ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketinde 11 şehrimiz etkilendi. 4 tanesi tabiri caizse yerle bir oldu. Bu yerle bir olan şehirlerimizi tekrar inşa süreci görünen o ki 15 Mayıs'ta artık Millet İttifakı'nın çalışmalarıyla olacak. Millet İttifakı'nın özverisiyle, planlamasıyla, projelendirmesiyle o şehirler yeniden inşa edilecek. Ben de hem bir inşaat mühendisi olarak, mimarlık master olan bir arkadaşımız olarak, hem de SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme uzmanı olarak bu konularda ülkeme, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na katkı sağlamak amacıyla milletvekili adayı oldum. İnşallah böyle bir görev bize verilir de biz hem o bölgedeki tekrar yapılanmada Edirne'miz adına, Edirne'nin bir milletvekili olarak katkı sağlamış olurum. Hem de Edirne'mizde yarım kalmış olan, şu anda belediyelerimizin dünkü açıklamalarında da bahsettim. Belediyelerimizin yaptığı birçok proje kaynak yetersizliğinden dolayı yapılamıyor. Onlara kaynak sağlayarak halkımızın daha rahat, daha konforlu bir yaşama ulaşması için katkı sağlamak amacıyla milletvekili adayı oldum. İnşallah bunlar bize kısmet olursa çalışmalarımızı siz de yakından takip edeceksiniz. Milletvekili olması durumunda Edirne'de bir irtibat bürosu kuracağını da açıklayan İnci, bir danışmanının sürekli Edirne'deki büroda olacağını ifade etti. Biraz farklı bir milletvekilliği yapacağım. Bunu da şimdiden kamuoyuna açıklıyorum. Yani şu ana kadar hiçbir Edirne milletvekilimizin Edirne'de bir irtibat bürosu yoktu. Bundan sonra ben milletvekili olduğum andan itibaren arkadaşlar, danışmanın bir tanesi burada olacak ve Edirne'deki ofisten biz halkımızla bir araya geleceğiz. İçin bu iş Ankara'da bitiyor mantığıyla şu ekonomik zorluklarda Ankara'ya gelmesini durduracağız. Çözümlerini yerelde burada üreteceğiz. Burada benimle insanlar bir araya gelecekler. Zaten sizden kopmayacağız. Sürekli iç içe olacağız. Örgütlerimize daha iletişim içinde olacağım. Yani şunu ben biraz bu konuda iddialıyım arkadaşlar. Eğer bize bir milletvekili kısmet olursa bundan sonra milletvekili aday olmak o kadar kolay olmayacak. Çünkü çıta çok yükselecek. Bu konuda çok iddialıyım. İnşallah bu görev bize kısmet olursa önümüzdeki seneki bir iftarda bir araya geldiğimizde eğer başaramazsam bu konuşmalarımı da sizlerin bana hatırlatmasını özellikle rica ediyorum. Şunu da ben buradan tekrar biraz iddialı olacağım artık. Yani bu saatten sonra iddialı olmak gerekiyor. Şu ana kadar benim yaptığım birçok işi birçok aday arkadaşımız hayal bile edemez. Orada bir iddia olarak söylüyorum size. İnci aday listesine girmemesi durumunda da seçimlerde partisi adına çalışacağının da altını çizdi. Listeye girmek istiyorum. Yani büyük bir çabam da var bu yönde. Ama tabii ki bu genel merkezin takdiridir. Uygun görülmeyebilirim, listeye girmeyebilirim. Ama seçim sürecinde ben listeye girmiş gibi seçim çalışmalarına devam edeceğim. Ama bundan sonra tekrar bir adaylık denemesi olur mu? O konuda emin değilim. Ama olacağını da zannetmiyorum. Yani böyle bir 100.000 aday gibi her dönem işte bu dönem milletvekilliğine aday oldum, olmadı. Hadi bir dahakine belediye başkanı aday oldum, olmadı. Bir daha döneyim milletvekili. Yani ben böyle bir insan değilim. Bu dönemde aslında ben hiç niyetim yoktu yani böyle bir şey. Çünkü gerçekten büyük yatırımlarım var, yürüyen yatırımlarım var. Yani bu benim işlerime normal şartlarda kesintiye uğratacak bir konu aslında. Ama şimdi şartlar onu gerektirdi. Öyle sinyaller aldık diyelim. O yüzden bir kez daha bunu deniyorum. Ama olmazsa sadece bakın bir şehre hizmet etmek için milletvekili, belediye başkanı olmak gerekmiyor arkadaşlar. Yani bugün ben bir sivil toplum örgütü başkanı olarak da, iş adamı olarak da zaten hizmet vermeye devam ediyorum. Bu hizmetler neler derseniz yatırımlar yap.
Türkiye genelinde uzun yıllardır özlük hakları ile ilgili mücadele eden ve düşük ücretlerle çalıştıklarını belirten kamuda çalışan avukatlar, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek 7. yargı paketinde de kendileriyle ilgili bir düzenleme olmamasına tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanlarınca tespit edilen sorunlar çözülmemiş, verilen sözler tutulmamış, kamu avukatlarının mali ve özlük haklarına yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır. Verilen sözlerin üzerinden seneler geçmiş, yargı reformu kapsamında 6. yargı paketi çıkarılmış, fakat kamu avukatlarına dair hiçbir düzenleme yapılmamıştı. Edirne Barosu tarafından kamuda çalışan avukatların özlük hakları ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. Edirne Adliyesi önünde gerçekleştirilen açıklamaya çok sayıda avukat katılım gösterdi. Edirne Barosu adına basın açıklaması yapan Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, bugüne kadar avukatlara verilen sözlerin tutulmadığının altını çizdi. Bekir Bozdağ tarafından 2016 senesinde katıldığı bir televizyon programında program moderatörüne yönelik kamuda çalışan avukatları kastederek tüm bu sözlere karşılık bugün kamuda çalışan avukatlar adına bizlerin de bir sözü var diyoruz. 17 yıl önce hakim ve savcılarla aynı mali haklara sahip olan kamu avukatları gelinen noktada eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu mahkeme yazı işleri müdürü, eğitim düzeyinin eşit olduğu hakim ve savcı maaşından çok daha düşük bir maaş karşılığında yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında çalışır hale gelmişti. Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da belirttiği gibi kamuda çalışan meslektaşlarımızın hazineye katkısı talep ettikleri iyileştirmenin kat kat üzerindedir. Kamuda çalışan avukatlar hazineye yük değillerdir. Sınıfı kapsamında Cumhuriyet savcıları gibi kamu gücünü temsil etmekte, yargı önünde yürütmenin temsilciliğini yapmakta, davalarda devleti savunup devlet yararını korumak için çalışmakta, idarenin iş ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanlarınca tespit edilen sorunlar çözülmemiş, verilen sözler tutulmamış, kamu avukatlarının mali ve özlük haklarına yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır. Verilen sözlerin üzerinden seneler geçmiş, yargı reformu kapsamında 6. yargı paketi çıkarılmış, fakat kamu avukatlarına dair hiçbir düzenleme yapılmamıştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak olan 7. yargı paketinde de kamu avukatlarına yer verilmemiştir. Ergüden, kamuda çalışan avukatların ana sorununun tek çatı altında toplanmaması olduğunu belirtti. 659 sayılı kanun hükmünde kararnameye 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek bir ek tazminat maddesi eklenmeli. Emekli olacak meslektaşlarımızın hakları da gözetilerek 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek ek ödemenin emekli sandığı kanunu eklenmeli. Vekalet ücretinin tamamı avukatlık kanunu gereğince avukata ait olmalı ve tavan uygulanmasına son verilmelidir. Kamuda görev yapan tüm meslektaşlarımız adına ortak basın açıklaması metnine katılan barolar olarak kamuımızı ilan ediyoruz. Başında işçi, işsiz, stajyer, kamuda çalışan ünvanlarından hangisi olursa olsun mücadelemizin tüm avukatlar için ortak olduğunu biliyor, mesleğimizin hak ettiği saygınlığı elde edinceye dek çalışmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Merkez ve Lalepaşa ilçesine bağlı köylerdeki 56.500 dekar araziyi sulayacak Çömlekköy Barajı'nın Nisan ayı başında ihaleye çıkacağının müjdesini verdi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile Edirne'deki yatırımlar üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Aksal, Çömlekköy Barajı'nın Nisan ayında ihaleye çıkacağının müjdesini vererek, Edirne'li hemşerilerimizin 40 yıllık hayali, Çömlekköy Barajı ve sulama projesinin ihale ilanına Nisan ayı başında çıkıyoruz. Yaşanan deprem felaketine rağmen hemşehrilerimize söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Edirne Merkez ve Lalapaşa ilçesine bağlı köylerin faydalanacağı baraj 56.500 dekar araziyi sulayacak. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yaya geçitleri için sinyalizasyon çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü önüne engelli vatandaşların erişimine uygun butonlu sinyalizasyon sistemi kurulumu yapıldı.
Edirne Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü şehir merkezinde yaya ve sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kavşaklarda bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik sinyalizasyon çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Atatürk Bulvarı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü önüne engelli vatandaşların erişimine uygun butonlu sinyalizasyon sistemi kurulumu yapıldı. Yeni nesil dokunmatik butonlu ve yayaları uyaran sistem, yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlayacak şekilde trafiği düzenleyecek. Ayrıca üzerinde Braille alfabesi bulunan sistem, engelli vatandaşların da yaya geçidini güvenli bir şekilde kullanabilmesi için sesli uyarı verecek. Başlatılan çalışma kapsamında şehirde bulunan yaya geçidi çizgilerinin bakımları da devam ediyor. Deprem riski az olan Edirne'ye göçün artmasıyla birlikte kiralık daireler kısa sürede tükendi. Konut fiyatlarında da artışın yaşandığı kentte emlakçılar genellikle başta İstanbul'dan gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. İstanbul bölgesinden yoğun bir talep alıyoruz şu an. Edirne 3. derece deprem bölgesi olduğu için, olası bir İstanbul depreminde insanların korkusu olduğu için Edirne'ye yoğun bir talep var. Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremlerden olumsuz etkilenen 10 bine yakın depremzede Edirne'de konaklıyor. Depremzede vatandaşların kiralık evlere talep göstermesiyle birlikte Edirne'de kiralık daireler neredeyse tükendi. 2+1 ve 3+1 daire bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Edirne'de emlakçılar gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Edirne'ye gelen depremzede vatandaşlar kiralık konutlara talep gösterirken İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bazıları Edirne'nin köylerinden müstakil ev ve arsa almayı tercih etti. Kimi vatandaşlar da aldıkları arsalarda prefabrik ev yapmayı planlıyor. Edirne'de emlakçılık yapan Mehmetcan Altuğ, depremzede vatandaşların kiralık konutlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek 2+1 ve 3+1 dairenin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Stok durumumuz çok sıkıntıda. 2+1 ve 3+1 dairemiz yok denecek derecede az. Hani şöyle söyleyeyim, elimizde bu 3-4 adetten fazla yukarı çıkmıyor ve şu an yoğun bir talep olduğu için kısa sürede gidiyor ve gelen talepleri karşılayamıyoruz. İstanbul'dan şu an talep daireden çok arsaya, müstakil arsalar, müstakil ev yapmak isteyenler, prefabrik ev yapmak isteyenler, köy arsaları, tamamen o şekilde İstanbul'un talebi şu an. Daireden çok arsa. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Ocak ayında endeks değerinin en yüksek artış gösterdiği alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi olurken buradaki artış yıllık %175'e dayandı. Emlakçılardan Namık Babacansa, Şubat ayında Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremin ardından Edirne'ye göç yaşandığını ve konutlara talep arttığını belirtirken bu taleple birlikte fiyatların daha da arttığını söyledi. İstanbul'da sattığı dairesi onların en düşüğü 5 milyon, 7 milyon, 10 milyon gibi. Burada onlara o cazip şekilde, ucuz şekilde geliyor. Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan Yunan polis ve kız arkadaşının yargılanması devam ediyor. Sanıklar navigasyonun yönlendirmesiyle askeri yasak bölgeye girdiklerini ifade etti. Sanırım salıverildi. Neyle suçlanıyordu efendim? Açıklama yapmayalım. Sağ olun. 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede Dede Ağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisi VM ve kız arkadaşı AA jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan VM ve AA'nın Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın 5. celsesine sanıklar katılmazken Yunanistan Edirne Başkonsolosluğu iki görevli gözlemci mahkemeyi takip etti. Askeri yasak bölgeye girme suçundan 2 ila 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanıkların Yunanistan Mahkemesi'ne verdikleri ifadeleri Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Sanıkların askeri yasak bölgeye navigasyonun yönlendirmesiyle bilmeyerek girdikleri yönünde ifade verdikleri belirtildi. Bu kapsamda mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.
14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek seçimler öncesi birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirten Sol Parti Edirne İl Başkanı Nazım Türkoğlu, dayanışmayı güçlendirmek adına cumartesi günü Edirne'de yürüyüş düzenleyeceklerini ifade etti. Yalnızca birleşik bir mücadele sorumluluğuyla omuz omuza vermek kazanmak için yeterlidir. Bundan hareketle 1 Nisan cumartesi saat 13'te yapacağımız yürüyüşümüze tüm Edirne halkını davet ediyoruz. Sol Parti Edirne İl Başkanı Nazım Türkoğlu bugün parti binasında basın toplantısı düzenledi. Partililerin de katılım gösterdiği toplantıda 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek seçimler hakkında konuşan İl Başkanı Türkoğlu, "Birleşeceğiz, mücadele edeceğiz ve mutlaka kazanacağız." dedi. Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal bir kriz içerisinde. Bu krizin bizzat kaynağı olan AKP, yürümüş iktidarını sürdürebilmek için ülkemizi ateşin içine atmaktan çekinmiyor. Memlekete sahip çıkma kararında olan tüm emekçi, yurtsever insanların ortak sorumluluğu bu tek adam rejimine son vermek için birleşmektir. Siyasi İslamcı Faşist Cephe, Hüdapar'dan Yeni Refah'a açılımla ülke tarihinin en karanlık ve gerici iktidarını oluşturdu. Bu gerici yılma karşısında tüm muhalefet cephesinin seçimler boyunca dayanışma ve birlik içinde mücadele etmesi başarının anahtarı olacaktır. Cumhurbaşkanı seçimlerini ilk turda bitirmeyi ön plana alacak olan ortak bir sorumluluk dışındaki her türlü tavır, nedeni ne olursa olsun sonunda gerici iktidar cephesinin parçalı olma anlamına gelecektir. Bugün tek adam rejiminin oylandığı bu tür referanduma dönüşen Cumhurbaşkanı seçiminde üçüncü bir yol yoktur. Ya Taliban cephesinde ya da karşısında olmak dışında bir seçenek söz konusu değildir. Herkes bilmelidir ki ne olursa olsun sonunda karanlık kaybedecektir. Yalnızca birleşik bir mücadele sorumluluğuyla omuz omuza vermek kazanmak için yeterlidir. Bundan hareketle 1 Nisan cumartesi saat 13'te yapacağımız yürüyüşümüze tüm Edirne halkını davet ediyoruz. Birleşeceğiz, mücadele edeceğiz ve kazanacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yer alacağı Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 591. yıl dönümü etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için 7 ayrı güzergahtan araç kaldırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 591. yıl dönümü etkinlikleri için Edirne'ye geliyor. Ekrem İmamoğlu, ilk olarak 30 Mart Perşembe günü saat 15'te Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarlarında Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 591. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirne halkı ile bir araya gelecek. Buradaki konferans etkinliğinde de yer alacak olan Ekrem İmamoğlu, daha sonra Edirne Belediyesi tarafından saat 17'de Saraçlar Caddesi'nde düzenlenecek olan Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 591. yıl dönümü etkinliklerine katılacak. 7 ayrı güzergahtan ücretsiz olarak araç hareket edecek. Araçlar saat 15'te AKM'ye, buradaki programın ardından da Saraçlar Caddesi'ne geçecek. Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından İlahi Sesler konseri düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından İlahi Sesler adlı konser düzenlenecek. Konser 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 20.45'te Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser salonunda gerçekleşecek. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 5 lira 64 kuruş, en yüksek 6 lira 20 kuruş, ortalama 5 lira 93 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 10 lira 13 kuruş, en yüksek 11 lira 12 kuruş, ortalama 10 lira 78 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 72 lira 20 kuruş, en yüksek 125 lira, ortalama 101 lira 47 kuruş. Düve en düşük 72 lira 80 kuruş, en yüksek 95 lira 50 kuruş, ortalama 87 lira 59 kuruş. İnek en düşük 68 lira, en yüksek 95 lira 20 kuruş, ortalama 82 lira 86 kuruş. Koyun en düşük 31 lira, en yüksek 53
43 lira, ortalama 46 lira 83 kuruş. Süt kuzusu en düşük 85 lira, en yüksek 98 lira, ortalama 93 lira 76 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 0'ın altında 1, en yüksek 14 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Abdurrahman Mahallesi, Uzun Kaldırım Caddesi No 23'teki Hatipoğlu Eczanesi, Şükrüpaşa Mahallesi, Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi, No 11'deki Derdiman Eczanesi. Serbest piyasada dolar 19 lira 13 kuruştan, euro 20 lira 76 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1207 lira 98 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 4843 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.